Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün kafatası tacirine bir build yaptım ve onu sizinle birlikte denemek istiyorum. Yani normal bir oyunda karakteri nasıl, güçlü mü, kötü mü, bunu görmek istiyoruz. Ben bu arada geçen videoda pek fikrimi belirtmemiştim ama ben açıkçası benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Yani killer benlik değil diyebilirim şu anlık çünkü gücünden emin değilim. Güçsüz gözüküyor ama ileride çözülebilir bir katil olabilir. Neyse, biz bugün bakacağız nasıl bir oynanışa sahip. Şimdi ilk perk'ümüz ayakta oyna. Saplantıyı kovalarken bu avantaj etkinleşiyor. Jeneratörlere hasar vermek ve duvarları veya paletleri kırmak sana 10 saniye boyunca %5 sürat durum etkisi veriyor arkadaşlar. Kovalamacada ise en uzun süre geçen kurbana vurduğumuzda saplantı haline geliyor. Bu katilimizin kendine özel perk'ü zaten. Peki neden ayakta oyna perk'ünü aldım? Çünkü bunun yanına hayvani güç alıyorum. Bu da düşürülen paletleri, yıkılabilir duvarları ve jeneratörleri %20 daha az yok etmemizi sağlıyor. Peki bunun yanına ne alıyorum? Baş düşman alıyorum. Bu da her paletistan yediğimizde veya bizi kör eden, sersemleten bir kurban saplantı haline geliyor. Ve yeni bir kurban saplantı olduğu zaman 60 saniye boyunca bir haber durum etkisine giriyor ve ARS 4 saniyeli görünüyor. Yani peki ne olacak? Biz birini kovalarken, chase esnasındayken stun yiyeceğiz ve o kişi saplantımız olacak. Saplantımız olduğunda ayakta oyna perk'ü devreye girecek ve ben o paleti kırdığımda hem daha hızlı palet kıracağım hem de palet kırdıktan sonra daha hızlı olacağım. Bu sayede adamı daha hızlı yakalayabileceğim. Bir de gen perk'ümüz var, okyanusun çağrısı. Bir jeneratör hasar verdikten sonra bu avantaj 60 saniye etkileşir. Jeneratör normal hızının %200 kadar hızla geriler ve ARS sana görünür oldu. Bu da öyle bir gen kontrol perkü. Addon olarak da gevşek vidan var. Drone'un aktif alanındaki kurbanlar bitkin durum etkisi altına giriyor. Bu etki alandan çıktıktan sonra 3 saniye daha devam ediyor. Onun yanına kızıl ötesi yükseltmesi var. Bir pençe tuzağı çıkarıldığı zaman kurban ağrısı 4 saniye boyunca görünüyor oluyor. O zaman maça geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar, diğer maça geçtik. Bu sefer Coldwind geldi. Hemen olduğum yere bir tane drone bırakacağım. İnşallah pinkli bir maç olmaz bu sefer. Pink problemi var PTB'de aşırı. Selamlar hocam, merhabalar. Hop, buranın Talita, ne rantası lan. Delta eğitimizi atıyoruz. Peşindeyim hocam. Drone'uma falan gidebilirsin. Yukarı mı çıkacaksın, tamam. O da olur. Ne, yukarı çık... Lan sola gitmiş. Oğlum ben bunu nasıl yukarı çıktı gördüm ya. Bir an beynim bulandı. Evet, bir jam bitti bu arada. Hocam geldim. Buraya bir tane drone bırakalım, ne yapacak bir şey yok. Stun yemem lazım. Aynen öyle. Şimdi bunu kıracağız. %5 hızımı alıyorum. Hemen peşindeyim. Yetişebilecek miyim? Yok, %5 hız oraya da yetişmeme yaramadı vallahi ama sanırım burada yetişmemi sağlayacak. Aynen öyle hocam. Güzel. Tehdit düşmeyi başarıyorum. Bu arada iki kişi drone'umu eklemişler. İkisinin de yeri şu tarafta. Alo. Oğlum alamıyorum. Neyse, hit atayım. Talita'yı bir tane vurduk ama diğer Talita düş. O elemanı bu pinkle pencerenin yanından alamıyorum ya. Bakayım, Renato'nun yeri gözükmüyor şu an. Şu an alabilir miyim? Güzel. Hemen seni böyle asalım. Diğer Talita da gelsin. Bir de arada delikanlı bir Jake Park var yani. Efsane değil mi peki? Hey bro. Sağ ol. Bir can daha bitiyor hocam. Drone salacağız. Starların ortasında drone yedir. Renato bu arada hala efekte galiba. Yani drone eklemiş gibi duruyor. Okey. Palet stun yemem gerekiyor ama. Güzel. Şimdi bunu kıralım hemen. %5 hızımızı aldık. Ya bunu farklı kombolarla da yapabilirsiniz. Yaratıcınızı konuşturarak. %5 hızla sanırım burada yetişmeyi başarabileceğim. Ya zaten buradan nereye gitse ölecekti. Ya küçük bir şeymiş gibi gözüküyor ama aslında büyük bir hız gerçekten aldığımız karşılığında. Anam! Anam, böyle şeyler varmış burada. Yok oğullar. Bu herif wiggle'layabilir bu arada. Güzel, wiggle'layamadı. Hop! Renato beni stunladı. Şimdi hemen fight yapıyorum. %5 hızımızı alıyorum. Peşindeyim bro. Hello. Dur 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 dur. Güzel, nice. Gayet güzel işe yaradığını anlayabiliyoruz aslında buradan. Killer'ı eğlenceli hale getiriyor daha da. Hemen şöyle bir drone bırakalım. Geldim hocam. Sprint burst diyorsun. Talita'nın nerede olduğunu göremiyorum şu an. Jake. Direnme oğlum. Tamam, burada hasar yiyorsun.
Çok iyisin. Takıntı da değişti ona vurduğum için. Sanırım bir lucky break kullandı. Emin değilim, göremiyorum şu an kendisini çünkü. Renata merhaba. Güzel. Geliyorum hocam. Şimdi sana şurada bir efekt uygulayalım. Drone'u bırakayım buraya ben. Çalış hocam. Keşke hız boost'u da verse bizi şey yapmak yerine. Oğlum yine ayak izleri yok oldu ya. Herkeste mi bir şey var? Lucky Break gibi. Ayak izini göremiyorum şu an. Evet, şu drone'da bir haber yok. Ha, o taraftasın. Geliyorum Talita. Talita çok iyisin ya. Şimdi seni tek atma alanına sokabilir miyiz hocam? Deneyelim bakalım arkadaş bekleyecek mi yeterince? Evet, spot terk ediyor. Yani niye beklesin ki? Ama burası çok güzelmiş. Mis gibi spotun var ha. En basit yere gittin yani. Ya o taraftan gelmeyeceğim çünkü pencereyi kullanmaya çalışacağını biliyorum. Böyle gideceğiz. Birazcık sıkıntı oldu, yavaşladık. Tamam, gittiği yerde bir şey yok açıkçası. Ay, satıyordum ha. Buraya biri mi geldi? Aslında üst tarafa asıp güzel bir oyun da yapılabilir, bir şey değil mi? Renato bu arada drone'umu çalmış pezevenk. Hemen infosunu alalım. Aa lan, infosunu dibimdeymiş oğlum. Bir an dedim kancadaki adamı mı gösteriyor, şaşırdım, ne oluyor? İnfosunu aldık, çok güzel aldık hem de. Jack'tim jeni salsana. Aynen, sen onu kaldır ya. Jake'i oradan, yani o kovmazsa tek atma buluna geçer. Her türlü işimize yarar ama. Yani Jake'i kovmaya yetmiş en azından. Buna vuralım. Vay vay vay. Demek buradasın. Aa, Renato'yu öldürmek istiyorum. Tünel. Tünel, tünel, tünel. Güzel. Çünkü iki jen kaldı. Biraz daha agresif oynamamız lazım. Killer'ın potansiyelini test ediyoruz. Derken Renata DC attı. Jake'in peşine düşmemiz için her şey yerinde. Evet. Biriniz de şu paleti indirin be adam. Oğlum karakter ara sıra yamuluyor böyle. Bu ne? Bir bug mı ya bu? Oy, hiti kestin mi? Nice, 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 nice. Bu arada diğer Talita da Rage Quit atmış ama o belki de kancada şey, ölürken DC atmış olabilir. Hatırlamıyorum ona ne olduğunu açıkçası. Şuradaki drone'u çalıştıracağım. Aha. Aha, demek öyle. Şuradan gelir misin? Umarım tahminim doğrudur. Hop, merhaba hocam. Hocam sen şimdi kancaya kadar koşacaksın. Ben sana vurmayayım. Ay. Çok mu belli ettim perküm olduğunu? Şöyle yapalım. Nereye gitti lan? Ben bugün var ya kör olmuşum ya. Harbi görmüyorum yani. Baksana. Bayağı görmüyorum yani. Şurayı açtım ama oradan da bir info çıkmadı. Eşi buldum en azından. Target detected. Nerede? Şunda mısın? Kapıya koymak istiyorum bir tane drone ama şimdi hangisindeki bilmiyorum. Umarım diğer kapıyı açmamıştır çoktan. Açmadıysa koruyabileceğim. Hadi. Diğer kapıya drone bıraktım ama. Valla kapıya bir drone koydum ama biraz drone geriye attı kendini. Öyle de bir şey yaşandı. Mesela bakın şuraya bırakacağım drone'u. Bakın kapıda durmuyor. Birazcık geri geliyor. Öyle bir problemi var. Talita'nın yeri gözüktü ama drone geç gördü onu. Ha yok, geç görmedi. Tamam. Ya baksanıza kapının ucunda kalmış. No boy. Buraya gel, buraya. Peki. Hayır aga, salmıyoruz. Zaten ne rank alıyorsun ne bir şey. O yüzden ben 4K alayım. Evet hocam, bir 4K daha alıyoruz.
Evet arkadaşlar, maçımız başladı ve Red Forest haritası geldi. Şöyle bir sıkıntı var yalnız PTB'de. Lobiler hep pinkli, yani büyük bir problem. Şimdi şuraya bir tane ben bırakacağım bu arada. Radarımızı salalım. Yukarıda biri var. Bu kim lan, ne yapıyorsunuz? Evet, mekana bakılıyor galiba. Yapacak bir şey yok. Git abi. Şuraya bir tane daha taret atalım. Gördüğüm adam nerede? Ha, tamam. Aro, flash save. Anladım abim. Neyse, kolay hook olmuştu zaten. Adam biri düştü, o yüzden çok da önemli değil. Oo, merhaba. Mümcim. Tek. Niye oynuyorum? Oğlum niye bu kadar sesim gidiyor? Niye oynamıyoruz lan, anlamadım. Alo. Çok pink var ya. İnmiyor, baksana kafam. Tamam, ilk kurbanımızı yakaladık. Gel hocam, buyurun. Taret atabiliyor muyum? Kanca yanına atamıyorum. Yapma bak çocuğum, oynama. Okay. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Dedardın var mıdır? Şimdi şurada bir radar var. Şuraya bir tane bırakacağım hocam. Çalışır mısın? Niye çalışmıyor? Aha, alanı yetmiyor lan. Hadi. Güzel, 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 çok iyi. Radarı niye attım buraya? Çünkü bende addon olduğu için yavaşlatmak, ya şey, yorgunluk veren. Dedim dedat medar da atar, işe yarar belki diye fırlattım valla. Şimdi şu radarlarımız, daha doğrusu dronlarımız kapandı. Yani kapan dediğim şey moduna geçtiler, onları açmamız gerekiyor. Şöyle drone etkinleştir diyorum. Bu hala çalışıyor değil mi? Tamam, güzel. Bunu niye açamıyorum abi? Aynı anda bir tane mi açabiliyorum? Şurada birini gördüm. Drone'u bırakayım buraya. Niye oynamıyorsunuz oğlum ya? Allah Allah. Evet, bu arada bir kişi benim tuzağımı, ya şey, drone'umu ekledi. Şu an kendisi buradan gidiyor. Şu tarafta olduğu gözüküyor. Aynen öyle. Selamlar. Hocam. Oo, bir dedart gördük orada. Tamam, şu Renato'ya hitini atalım. Renato 1. Geliyorum hocam, arkandayım. Sendeyim bro. Bro, yakalandın. Güzel, güzel, güzel. Bir kill al. Bu arada M1 animasyonu çok tatlı ya. Böyle vurduğunu gerçekten hissettiğim bir animasyon koymuşlar açıkçası. Çok hoşuma gidiyor. Seni de asalım. Şimdi bu tarafta birinin olmadığını görüyoruz. Burada bir eleman var. Radarımda da biri gözükmüyor. Renata. Yunjin'i bir çıkartayım bari maçtan. Zaten iki hook'unu saldı bildiğim. Şuraya drone bırakalım. Şimdi stun yiyemedik tabi ama yine de hızlı kırıyorum şeyi, paleti. Brutal sayesinde. Adam nerede görmüyorum şu an. Arkada mısın? Ha. Seya bro. Tamam Renato, sana geliyorum. Yunjin'e biraz daha şans verelim. Hareketlere bak lan. Tamam, oradaki pencere kapanacak. Gel gel gel. Dayım. Dayım, düş yüzün. Buyurunuz. Kıvırtan killer geldi hocam. Renato'yu da astık. Bu kaçın ikinci ok olması lazım. Asmadan bağırmaya başladı yani. Drone'u aktif edelim. Yani drone'lar böyle oldu mu, bu radara yakalanmadan yakınına gelebiliyorsunuz bir anda. Öyle bir artısı oluyor. Hiçbir drone'umu çıkartmıyorlar bu arada. Ha, ortadaki drone'um gitmiş. Buraya bir tane daha bırakalım. Haritada kalmasının bir mahsuru yok. Şu an birini görüyorum ama nerede bilemiyorum. Yani şu an radarıma yakalanmış gözüküyor. Yani drone'umu hacklemiş gözüküyor. Renata! Dur lan. Gör, aynen. Güzel, güzel. Bu eleman benim şey bu arada, takıntılı. Yani paleti indirirsek karşısında iyi olur. Geleceğim abi, yapacak bir şey yok. Tek atma moduna girdik bu arada ama zaten şey yani. Yaralıydı. Geldim dayı, pencereden kapandı ama. Ne yapacaksın şimdi? Öyle gidiyorum diyorsun. Tamam, sen düştün. Yalnız main'in üstü ve şu tepemde de adam var bu arada. Güzel. Yunjin. Sağ ol bro. Git buradan. Biri bu arada drone'umu eklemeye çalıştı. Tek yemeye başladı şu an.
Şu an tek Yuyama ne tarafta acaba? Frem yetmeyecek gibi onun yanına gidene kadar. Bu tarafta dümdüz gideceğiz. Yukarıda Jen var ama yani. O Jen'i bırakamam ya. Jeneratörü... Aa. Bitti lan. Renata'dan kurtulduk bu arada ama bana yine bir takıntılı lazım. Al şöyle hitini. Palete kafa atmam gerekiyor ustan yemek için de. Bu tarafta değil misin? Ha, nereye gittin lan? Öldün. Enayi. Ben niye pasta attıysam bu arada, yani çorba daha doğrusu. Keşke onun yerine more alsaydım. Var mıydı bilmiyorum gerçi de. Bakalım, bu arada biri yakalanmış. Diğer Renata şu tarafta. Evet, tam geldik sayılır. Aynen böyle. O Renata eğitini verelim. Ben indirdim bro ya. Neyse ki hızlı kırıyorum. Bana stun atmaları lazım paletle. Hop. Güzel trick. Güzel fall take ama yemez. Renata düştün. Yeni takıntılım sen oldun ama. Şimdi şu tarafa bir tane daha drone bırakalım. Sürekli atmak lazım bunları. Burada heal'lanıyorlar bu arada. Hop, merhaba Kate. Kate, bir stun yemek istiyorum ama direkt kaçıyorsunuz ya. Kate, dur lan. Geldim, geldim. Thank you. Şuradaki drone'u açtım bakalım orada biri çıkabilir diye ama buradan gitmemişler daha. Sen öl. Dungeon'a gidelim, oradakilerin de işini bitirelim artık. Aa bak, Renato'da perk var. Kancıdan aldı, hızlı koşuyor. Oğlum bit artık lan. Bunun süresi bayağı uzundu değil mi? Bu perk'ü de çok saçma buldum arkadaşlar ya. Hani kendisinin burada olduğunu öğrendim bu arada. Hani şuradan gidiyor. Drone'u açınca gördüm. Yani kancanın alınca neden sen hızlanıyorsun ki? Çok saçma geliyor bana. Hani aldığın adam hızlansın en azından. Tunnel'ı engellemek için olan bir perk olabilir yani. Onun yerine sen adamı daha çok tunnel'lattırmak için kaçıyorsun gibi gözüküyor mekandan. Evet, hepsini düşürdük bu arada. Yani killer'ın özelliği bolca iş yapıyor. Özelliği çok güçlü anlamında demiyorum bunu yani. Sürekli özelliğinin aktif olduğunu görebiliyoruz. Yani öyle kullanılmama... Yani kullanma şansınız çok yüksek. Kendi kendine çalışıyor yani. Oyunda hani zor diye geçiyor karakterin gücü ama bence o kadar büyük bir zorluk yok. Yani ustaca kullanmak zor olabilir. O da zaten herkes de zor yani. Her katil de zor. Onun için özelliği kullanmakta bir zorluk yok bana kalırsa. Buraya açılsın bir radar ama biri bir yakalansa da bir gitsek. Evet, Yunjin'i astık ama son adam H'den kaçabilir. Evet, H'i bulmayı başardım. Ama H'i kapatmayacağım zaten. Renato'da adrenalin varsa hiç onunla uğraşmak istemiyorum. Ölmesini bekleyeceğim. Evet, maçımız 4K ile bitiyor. Bakalım neler takılmış. Evet, Renato bir perk almış. Evet, bu itler de bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown.